Ya Rab sana şükürler olsun senin bize verdiğin sözlere, öğretilerine, bu dünyadaki verdiğin huzura ve bundan sonraki yaşamda olan verdiğin sözlere. Ha bugün Romalılar 13. bölümü devam ediyoruz. Burada yine bize öğrettiğin çok değerli gerçekler, önemli gerçekler var. Onları kalbimize yazmamıza neden ol. Kalbimize yazalım ve yaşayalım bunları. Bu hafta boyunca bu ayetler aklımızdan çıkmasın. Yanlışlıklarımızı, eksikliklerimizi görelim, düzeltelim ve sana layık kullar olarak yaşayalım. İsa Mesih'in adıyla soruyorum. Amen. Evet, Romalılar 13. bölümdeyiz. 13. bölümün 8. ayetinin ilk yarısını geçen hafta yaptık. Borç üzerineydi. Ondan sonra bugün devam ediyoruz. Çünkü başkasını seven kutsal yazıyı yerine getirmiş olur. Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın. Başkasının malına göz dikmeyeceksin buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa şu sözde söylenmiştir, özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek kutsal yasayı yerine getirmektir. Kutsal yasadan bahsediyor. Kutsal yasa nedir? Kutsal yasa bahsettiği yeni ayetteki kutsal yasa eski ayette 613 tane kural var, yasa var. Bu 613 yasanın, kuralın, buyruğun temeli 10 emirdir. Birisi yasadan bahsettiği zaman yeni ayette İsa Mesih olsun, o yeni ayette bahsettikleri Yahudiler olsun veya başka yazılarda, mektuplarda yasadan bahsettiği zaman bilin ki bu eski ayetteki 613 yasadan bahsediyor. Ve de bu 613 yasanın temeli 10 emir. 10 emiri biliyorsunuz Tanrı Musa'ya verdi ki İbrahim'in torunlarına yani İsraillere öğretsin. Bu şekilde yaşayacaksınız dedi. Bu kurallarla yaşayacaksınız. Temel kurallar budur. Bu 10 emiri biz Mısır'dan Çıkış kitabının 20. bölümünde buluyoruz. On emir iki parçaya ayrılıyor. Bu emirlerin bir kısmı biz ve Tanrı arasındaki olan ilişkiden bahsediyor. Diğer bir kısmı da biz ve etrafımızdaki kişilerle olan ilişkilerimizden bahsediyor. Tanrı arasında etrafımızdaki kişilerle. Okay. Tanrı ve bizim aramızda, etrafımızdaki kişiler ve bizim aramızda. So, bu 10 emiri şöyle bir okuyacağım size. Bunu okurken bir düşünün dinlerken veya siz de okurken. Bakın hangisi bizimle Tanrı aramızda, hangisi bizim ve başka insanlar aramızda. Hangisine hitap ediyor bu emirler bakalım. Seni Mısır'dan köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrı benim. Benden başka Tanrın olmayacak. Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrı Rab, kıskanç bir tanrıyım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından
üçüncü, dördüncü kuşaklara kadar sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. Tanrın, Rab'ın adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Rab adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır. Şabat gününü kutsal sayacak ve anımsayacaksın. 6 gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın ama 7. gün bana, Tanrın, Rab'be şabat günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben, Rab, yeri, göğü, denizi ve bütün canlıları 6 günde yarattım, 7. gün dinlendim. Bu yüzden sabah, şabat gününü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim. Annene babana saygı göster, öyle ki Tanrın, Rabbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun. Adam öldürmeyeceksin, zina işlemeyeceksin, çalmayacaksın, komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. 10 emir, bu 613 kuralın, emirin temeli bu. Ve de yeni ayette İsa Mesih'e sordukları zaman, işte en önemli şey nedir diye, o da ikiye indirgedi. Ve dedi ki, Tanrı ile alakalı, senin arandaki ilişki ve insanlarla olan ilişkin. 613 tane emir var ama bu ikisi, iki temelin içine düşüyor. Tanrı benle onun aramızda ne istiyor? Tanrı benle başkaları arasında ne istiyor? Şimdi bu soruyu İsa Mesih'e sordular. Luka 10. bölüm 25. ayette bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek için gelip şöyle dedi. Öğretmenim dedi. Sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? Yani cennete gitmek için ne yapmam gerek? Tanrı'nın yanına gidebilmem için, cennete gitmek için ne yapmam gerek? Nasıl bir insan olmam gerek? Neler yapmam gerek? İsa ona kutsal yasada ne yazılmıştır? Çünkü bu avukat yasayı bilmesi lazım. Sen bana söyle diyor. Yasada ne yazıyor? Orada ne okuyorsun? Okuduğunda ne anlıyorsun? Adam şöyle karşılık verdi. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle, bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. Görüyor musunuz? Bütün kurallar gene geldi. İki kurala. İkisi de aynı birbiriyle. Başka bir yerde de İsa'ya soruyorlar. İsa Mesih de aynı cevabı veriyor. Diyorlar ki, en önemli bu işte 613 tane kural var. Onların hepsinin değişik interpretation'ı var, açıklaması var. Binlerce kurallar var. Bunların içinde en önemlisi hangisi? İsa Mesih'in verdiği cevap da bu. Tanrı'yı bütün kalbinle seveceksin. Komşunu da kendin gibi. Kendini nasıl seviyorsan komşunu da öyle seveceksin. İsa ona doğru yanıt verdin dedi. Bunu yap, yaşayacaksın. Böyle yaşa. Tanrı'yı her şeyde ilk tut. Etrafındaki kişileri de kendini nasıl istiyorsan, nasıl davranılmasını istiyorsan öyle davran. Kendini sevdiğin gibi etrafındaki kişileri de sev. Cennete gideceksin diyor. Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa'ya, peki komşum kim? Dedi. Kimi seveyim böyle? Komşum kim? Komşum ailem mi? Komşum hakikaten kapı komşum mu? Komşum beni seven insanlar mı?
Benim kafamda benim gibi düşünen olan insan mı komşu? Yani kime iyi davranmam gerek? Yalnız kendi milletim mi? Kendi lisanımı konuşan kişi mi? Kendi ırkımdan gelen kişi mi? Kime iyi davranmam gerek? İsa şöyle yanıt verdi. Adamın biri Yeruşalim'den Eriha'ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler. Yarı ölü bırakıp gittiler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyordu. Adamı görünce yolun öteki yanına geçip gitti. Levili de bir oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. Yoldan geçen bir Samiriyeli vardı. O adamın bu durumunu görünce yüreği sızladı. Bu Samiriyelilerden Yahudiler nefret ederlerdi. Ve kanlı bıçaklı düşmanlar onlar birbirleriyle. Ne onlar onları sever, ne onlar onları sever. Aynı yoldan yürümezler bile, yanlarından bile geçmez. O kadar bir düşmanlık var aralarında. Yüreği sızladı. Adamın yanına gitti. Yaralarının üzerine yağ ile şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü. Onunla ilgilendi. Ertesi gün 2 dinar çıkararak hancıya verdi. Ona iyi bak dedi. Bundan fazla da harcarsan dönüşümde sana öderim. Şimdi İsa Mesih o avukata soruyor. Sence bu 3 kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı? Yasa uzmanı ona acıyıp yardım eden dedi. İsa git sen de böyle yap dedi. Soru bize geliyor şimdi. Bizim komşumuz kim? Şimdi Tanrı'nın bizden beklediği yegane 2 yaşayış ve anlayış şekli var. Bir tanesi Tanrı'yı nasıl anlıyoruz ve nasıl yaşıyoruz? İkincisi etrafımızdakilere nasıl davranıyoruz ve niye öyle davranıyoruz? Önümüzdeki soru bu. İmanlı kişi, Tanrı'yı memnun etmek isteyen kişi, ben İsa'nın öğrencisiyim diyen kişi, yani ben Hristiyanım diyen kişi, bu 2 ilişkiyi üzerinde devamlı çalışıyor olması gerek. Tanrı'yı sevip, komşumuzu da kendimiz gibi. Burada görüyoruz ki komşumuz herkes. Okay. İsa Mesih düşmanınızı sevin diyor. Burada Türkçe biraz kısıtlı kalıyor benim için. Çünkü sevgi kelimesini değişik yerlerde kullanıyoruz. Sevmediğiniz kişiyi nasıl seversiniz? Okay. Size kötülük yapmış bir insanı nasıl seversiniz? Tanrı seveceksiniz diyor. Ama sevmek için kişiyi beğenmemiz gerekmez. Aradaki farkı anlıyor musunuz? Beğenmekle sevmek ayrı şeyler. Şimdi bir kişi benim kafamda değildir, değişik düşünür, hiç aynı sayfada değiliz hiçbir şeyle, yaptığı işleri beğenmem, karakterini beğenmem, aldığı kararları beğenmem, yaşadığı şekli beğenmem. Ama yine de sevmem gerek. Nasıl olacak bu? Nasıl yapacağız bunu? Cevap şurada. Bize verilmiş. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan ona da öyle davran.
Yani ben bir kişiyi beğenmiyorum diye, hayatını, kararlarını, uslubunu, bilmem nesini beğenmiyorum diye. Ha onunla beni çok haş, çok iyi arkadaş, gece gündüz beraber olmak zorunda değilim. Bazı insan var ki ondan uzak durmak daha hayırlıdır. Kötü insanlar var, kötü emelli insanlar var, sizi kullanmak isteyen insanlar var, size kötülük yapmak isteyen insanlar var. Kendi karakterleri icabıyla, kendi farkında bile değil, olmayıp da size kötülük yapan insanlar var. Hayatınızı zorlaştıran insanlar var. So, herkesle illaki çok sıkı arkadaş olmak zorunda değilsiniz. Ama herkesi sevmemiz gerek. Nasıl seviyoruz herkesi? Bize ne yapılmasını istiyorsak onlara öyle davranmak. Biz nasıl hep kendi şeyimizi koruruz, çıkarımızı koruruz. Komşunun da çıkarını ona göre koru diyor Tanrı. Şimdi dünyada büyüdüğümüz zaman özellikle öğreti budur, bir yere gelebilmek için önce kendi çıkarını kollayacaksın, bir yere geleceksin. Ondan sonra bir şey artarsa başkasına yardım şey yaparsın. Ama kutsal yazı diyor ki, siz size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de öyle davranın. Sevdiğimizi böyle gösteriyoruz. Bunun kararını siz vereceksiniz. Sizin hayatınızda bu ne demektir? Karşınıza çıkan kişilerle herkesi beğenmek zorunda değilsiniz. Herkesle içli dışlı olmak zorunda değilsiniz. Herkesi evinizin gelip baş köşesine götürmek zorunda değilsiniz. Ama herkesi sevmek zorundayız. Herkese bize davranılmasını istediğimiz gibi davranmamız gerek. Bunun da ne demek olduğunu ancak siz bilirsiniz. Siz ve Tanrı. Ben size buradan dikte edemem. Başkasını sevdiğini şöyle 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 ispat edersin, görürsün diye. Onu bilmiyorum. Onu bir tek Tanrı biliyor, bir de siz biliyorsunuz. Çünkü bir tek siz biliyorsunuz nasıl davranılmak istendiğinize. İman hayatı, Tanrı ile ilişki ve başkalarıyla ilişki. Başkalarının sizi hor görmesini istemiyorsanız siz de başkalarına yukarıdan bakmayın. Başkalarının size sevgiyle davranmasını, anlayışla davranmasını istiyorsanız siz de onlara sevgiyle, sabırla, anlayışla davranın. Bunu bilemeyiz. Herkesin beklentisi ayrı. Tanrı'nın verdiği standartlar var. Şu yanlış, bu doğru. Şu yanlış, bu doğru. Tabii siz yanlış bir şey isteyip karşınızdan da yanlış bir şey beklemek diye öyle bir iman hayatı yok. Diyelim ki benim hayatımda yalan gibi bir problem var. Ben yalan söylüyorum. Sonra başkası da bana yalan söylese hiç umurumda değil. Sonra aynı şekilde ben komşuma yalan söyleyemem. Okay? Çünkü yanlış. Tanrı'nın standartına karşı. Ama geriye kalan, Tanrı'nın standartına karşı olmayan sizin seçiminiz neyse siz de kişilere öyle davranın diyor. Sonra imanlı kişi beğenmediği kişiyi de sever. Nasıl sever? Onlara kendine davranılmasını istediği gibi davranarak. Evet, bugünkü şeyimiz bu. Dersimiz bu, konumuz bu. İman hayatının en son, en derin, en kök noktası bu. Tanrı'yı sev, komşunu da kendin gibi. Her şey bu iki cümlede gelip başlıyor ve burada bitiyor. Eğer bilmiyorsan doğruyu yapıyor muyum, doğruyu yapmıyor muyum diye, bu iki cümleden geçir onu. Tanrı'yla benim aramda olan bir şeyse, Tanrı'yı sevdiğimi gösteriyor mu bu düşünce, bu adım? Benimle başkası
ile olan bir problem veya olasılıksa, o bana böyle yapsa ben nasıl hissederdim? Veya başka biri bana böyle yapsa ben nasıl hissederdim? Ama bunları düşünürken de ikiyüzlü olmayın. Çünkü biz iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırırız, batırmamız gerek ama eşit şekilde de düşünmemiz şart. Çünkü hep insan kendi düşündüğünü bilir, kendi hislerini bilir, kendi yolunda gitmek ister. Ne kadar kendini düşünüyorsan diyor İsa Mesih, o kadar da başkasını düşün. Yani ben şunu elde edeyim de başkasına ne olursa olsun umurumda değil düşüncesi, imanlı bir düşünce değil. Basit bir örnek vereyim kapamadan önce. Şimdi bir restorana gidiyorsunuz diyelim. Bir tane çok iyi bir masa var. Sırada da bir sürü kişi var. Ona bir tane de normal bir masa var. Sıranız geldiğinizde size ne geliyorsa gidin. Ama kendinizi parçalamayın. O en iyi masayı ben alayım da bu ötekilere ne olursa olsun diye. Yani bu biraz tok olmamız gerek. Biraz ağırbaşlı olmamız gerek. İmanlı kişi böyle küçük hesaplar yapmaması gerek. Beğenmediğimiz kişileri evet seveceğiz ama bazı kişilerden, durumlardan da uzak durmakta hiçbir problem yok. Size düşmanlık yapmış, size kötülük yapmış kişilerden uzak durmakta hiçbir problem yok. Alıp baş tacı yapmak zorunda hissetmeyin kendinizi. Ama içinizden affetmiş olmamız şart. Bazen size yaptıkları aklınıza geldiği zaman yeniden sinirlenebilirsiniz. Yeniden aklınıza gelir, yeniden nefret edersiniz o kişiden. Tekrar affetmeniz gerek, o pisliği içinizden atmanız gerek. Yoksa işiniz rast gitmez. Huzur içinde olmazsınız. Kendinizi kötüye açarsınız ve kötü gelir sizinle uğraşmaya başlar. Onun için devamlı içimizin tertemiz olması lazım. Affederek ve af dileyerek. Başkasına da çok söyledim bunu, son defa söylüyorum çünkü çok önemli. Başkasının size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de öyle davranın onlara. Ya?